Çok güzel kokmuyor mu? Oh çok güzel ya. Türkiye'ye gelmişken şunu yapmamız gerekiyordu. Harika gözüküyor zaten, görüyorsunuz sizi. Nereye geldik bu arada? İzmir'deki, İzmir-Manisa arasındaki o Çiçekli Köy'deki bir restorana geldik. Şelale Restoran. İlk kez geliyoruz. Ablamlar buraya daha sık geliyorlar, onlar söylemişti. Biz de dedik ki gelelim burada güzel bir serpme kahvaltı yapalım diye. Her şey çok güzel gözüküyor. O zaman ilk neydi bu? Mıhlama. Buranın mıhlaması bayağı güzelmiş. Onu bir test edelim bakalım. Ben en son 5 sene önce falan mıhlama yedim galiba. Bayağı oluyor. Çok sabırsızım. Çok heyecanlıyım şu anda. Tam bir Türk kahvaltısıydı. Evet. Çok lezzetliydi her şey. Baya baya keyif aldık yerken. Bir de zaten geldiğimizden beri o kadar fazla böyle Türk yiyeceklerinden yemeye çalışıyoruz ki sağlam gevrekler falan yiyoruz kahvaltıda da. Peynirler özellikle. Aynen. Bu arada bir hafta oldu bizim geleli. Bir haftadır buralardayız. Ama işte aileyle görüşme, arkadaşlarla görüşme falan derken bir haftayı böyle bir kendimize ayıralım istedik. Hem de ailelerle, arkadaşlarla çok güzel vakit geçirelim istedik. Şöyle tatlı tatlı ve gerçekten öyle de oldu. Gerçekten çok keyifli geçti. Tabii işin acı kısmı şu, çok hızlı geçiyor zaman. 4 hafta aslında ciddi bir süre ama bizim böyle çok yoğun tempoda geçtiği için çok çok hızlı geçiyor. Ama neyse, daha 3 haftamız var. Daha aynen, buralardayız. Biz böyle daha yeni video çekmeye başladık. Çekeceğiz de. En azından 1-2 video çekmek istiyoruz. Zaten yol videomuzu izlemiştiniz. Şimdi bu arada ne yaptık? Foruma geldik. Bu arada o gittiğimiz yer, Şelale Restoran, bayağı güzelmiş. Tavsiye ederiz. Özellikle Süleyman abi vardı. Sağ olsun bayağı ilgilendi bizimle. Yemekleri de çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ederiz eğer bu taraflara yolunuz düşerse. Ne yapacağız şimdi? Foruma geldik. Kahve içelim buradan dedik. Ondan sonra Eski Foça'ya gideceğiz. Annelerin aynen, yanına evet. Hafta bizimkileri sonra orada. Bizimkiler Eski Foça'da. Ömür'ün ailesi de Yeni Foça'da. O açıdan rahatız çünkü çok yakın birbirine. Şimdilik güzergah Eski Foça. Oradan sonra da pazartesi günü Yeni Foça'ya geçeceğiz. Böyle böyle ufak ufak fırsat buldukça videoya dahil edeceğiz her anımızı zaten. Planımız bu yönde. Gidişat nasıl olur bilmiyoruz ama hiç. Aynen. Şimdi bir kahve içelim. Ondan sonra yola koyulacağız. Bu hafta sonu arkadaşlar da gelecek Eski Foça'da hatta. Şöyle küçük küçük zaten sizlerle paylaşmaya çalışırız. Şakir abinin Dibek Kahvesi'ne hoş geldin. Dibek Kahvesi'nin nasıl olduğunu anlatacağım sana. Şu gördüğün çiğisi kavrulmamış hali. Brezilya'da yetişir, Türkiye'ye gelir. Kahve çok eski bir içecektir. 1500 yıllardan beri içilmektedir. O zamandan beri kahve içilmektedir. Burada gördüğüm dolap. Kahve kavurma aleti dolap. Bunun içine koyuyorsun kahveyi. Alanda bunun büyüğü var. Orada alanda kavuruyoruz kahveyi. Böyle odun ateşine çeviriyorsun. Kavuruyorum böyle çevire çevire kavuruyorum. Kavrulduktan sonra bu hale geliyor. Biraz daha biz öbür kahvelere göre biraz daha fazla kavururuz. Buraya atarsın. Bunun adı da Dibek. Dibek kahvesi oradan kaynaklanır, gelir. Eski Osmanlı kahvesi, Türk kahvesi. Bu da Dibek'in tokmağı. 8 kilo. Bunlar ikisi beraber Dibek. Böyle vura vura edersin. Sonra buradan alırsın eliye. İyice seni kalın ayırmak için bunu alıyorsun. Kahve çok eski bir içecektir. 1500 yıllardan beri içilmektedir. O zamanların makineler yokken böyle ilkel metotlarla yapıyorlar. Burada da iyice sinir kanını ayırıyorsun. Kahve çok eski bir içecektir. Onun için böyle ilkel metotlarla yapılıyordu eskiden. Yıllar önce. Sonra makineler çıkınca bunlar kokusları dama atıldı Dibekleri. Evet. Sen hala bir makine kullanmıyorsun ama. Hayır, böyle biz gene bunları böyle eziyoruz. Dövücü var, kahve dövücü var. O dövüyor, Dibek dövücü var, Dibekçi var. Bundan da şimdi sana kahve yapacağız. Bu altına geçenlere de kahve yapacağız. Burası Foça'nın Korbeliköy. Şakir abin Dibek sahasının herkesi kahve içmeye bekler bize. Thank you.
videomuz birazcık bölük pörçük oluyor. Onun sebebi de böyle aileyle daha çok vakit geçiriyoruz filan derken biraz bölük pörçük oldu ama çok güzel günlerimiz geçiyor. Hatta şöyle yapacağız. Bugün full çekeceğiz. Kemeraltı'na gidiyoruz. Şu anda Bornova'dayız. Evden çıktık. Bornova'dan metroya bineceğiz. Daha sonrasında buradan Kemeraltı'na geçeceğiz. Şöyle bir durum var. Herhalde bir 10 gündür video çekemedik. En son o kahvaltıya gitmiştik. Daha doğrusu biz video çektik ama konuşmalı bir video olmadı. Ya böyle hep kısa kısa kareleri çektik. Konuşmalı zaman ayıramadık açıkçası. Çünkü o kadar keyifli geçiyordu ki her anımız. Sürekli böyle birazdan video çekeriz, birazdan video çekeriz derken minik minik görüntüler oldu elimizde. Hatta onu şimdi size gösterelim. Şöyle tatlı bir müzik eşliğinde. Daha sonrasında metroya bineceğiz ve Kemeraltı'na gideceğiz. Özledik oraları da. Hadi o zaman şimdi Kemeraltı'na. Neler yiyeceğiz Kemeraltı'nda? Vallahi bilmiyorum ya ama birkaç fikrimiz var aslında. Bir tane arkadaş köfte önermişti. Daha önce Numan Pide'ye gitmiştik, belki oraya mı gitsek dedik ama daha önce onu denedik filan. Denemediğimiz tatları olsun diye böyle bir onu amaçlıyoruz ama evet bakalım. Evet ya bakalım. Şimdi az kaldı zaten, metro gelecek. 2 dakika sonra burada, sonra Kemeraltı. Aslında konak durağında inecektik ama Çankaya'ya da indik. Onun sebebi de aslında bizim ilk gideceğimiz yer buraya daha yakın konaktan. O yüzden dedi ki buradan Kemeraltı'na girelim bu Çankaya girişinden. Bir tane ne var orada? Of, çok böyle salaş. Ecem buldu burayı. Önceden de biliyorduk da unutmuşuz burayı. Kumrucu Apo. Hiç yemedik daha önce ama böyle ününü çok duyduk. Çok lezzetliymiş. Küçücük bir dükkanmış, böyle salaş bir dükkan. Şimdi oraya gidiyoruz. Kumrucu Apo'nun o böyle tire sucuklu eski kaşarlı kumrusundan yiyeceğiz. Tabii bir yer eğer lezzetli yemek yapıyorsa o yerde upuzun bir sır oluyor. Bu kadar fazla beklemiyordum açıkçası ama her türlü bekleyeceğim. Ömür böyle bir şey oldu. Çok sıra var oldu. Böyle bir moralim bozuldu. Evet, yememiz buraya kadar gelmişken bunu. Zaten artık bunu tatmak lazım. Umarım sıra hızlı ilerler. Şimdi
Orada yalnız salça ilk başta yok dediler. Bir üzüldüm çünkü buranın olayı salça. Ama sonrasında dibinden çıktı böyle, amcası yırdı dibini. Bakalım şimdi ben çok merak ediyorum tadını evet, nasıl. Ya ben de çok da acıktık. Ayran da aldık iki tane. İkisi de duble sucuk peynir. Karışık almadık, duble sucuk peynir. Tam böyle Kars kaşarı ve tire sucuğu. İçinde domates ve turşu var. Tadım zamanı. Kumru bence harikaydı. Şimdi birazcık daha konak tarafına gidelim istiyoruz. Konak tarafında birkaç lezzet yiyeceğiz. Burası hemen Çankaya metronun bayağı yakını. Şimdi buradan konak tarafına geçeceğiz. Kemer altındaki şu tarz dükkanlara bayılıyorum. Çünkü tam böyle bizlik, yani şuradaki ürünlerin çoğunu kullanabiliriz. Özellikle böyle kampa gittiğinizde falan içeride böyle kampta kullanabileceğiniz çok farklı ürün var. Çok güzel. Keşke Amerika'da şöyle bir dükkan olsa. Açsak mı bir tane? Şimdi El Gali diye bir yere geldik. Oradan birkaç tane böyle herhalde Antep ezmesi, badem ezmesi tarzı şeyler var. Tatlılar var. Göreceğiz, şimdi alacağız. Daha sonrasında da kahveyle birlikte onları yemeyi düşünüyoruz. O zaman hadi oraya gidelim. Sonra da kahveciye. Olur, cevizli olur. Ceviz. Ya başka ne alacaktın? Bence şöyle iki tane badem ve Antep alalım diye düşündüm. Olur, tamam öyle alalım. Minik minik. İçinden çıkardığımız özel bir kaymak var ortasında. O damağınızda dağılıyor böyle. Sonra badem. Bademin yanına bir Türk kahvesi. İçinde 2-3 gerçekçi badem vardı. Alçak badem getiriyoruz. En son ceviz. Cevizin yanına da çay. Çok güzel eşlik eder. Oo. Hoş bulduk. Merhabalar. Burası Kumda Kahve. İsmimizin Kumda Kahve olmasının sebebi kumda kahve pişiriyor olmamız, evet. Ama aynı zamanda da bunu Ege bölgesine ilk yapan yeriz. Harika. Dolayısıyla bu ismi o zaman tercih ettik tam 14 sene önce. Sadece ilk yapan yer olmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda da bunun hakkını veren ender yerlerden bir tanesiyiz. Sebebi de şöyle. Gördüğünüz üzere kahve kumun içine gömülüyor. Biz kahvemizi demliyoruz. Yani kahve demlenen bir şey aslında, pişen bir şey değildir. Kahve burada demleniyor. Ortalama 8-10 dakikada da demlenecek kahvemiz. Görsel şov amaçlı çok görüyorum ben onu. Şu hareket yapılıp kahve servis ediliyor. Aslında doğru bir yöntem değil. Farklı bir yöntemdir, saygı duyarım ama kumda pişirmemizin nedeni yavaş pişmesi. Yavaş yavaş demlenmesi daha doğrusu. Dolayısıyla misafirlerimiz geldiğinde ortalama 10 dakika bekleyeceklerini bilirler. Burayı daha önce bu arada ablam getirirdi bizi. Ecem'le birlikte gelmiştik, ablamla birlikte. Ablamın burada bürosu var konakta, avukat. Bugün aradık hatta onu ama eve dönmesi gerekiyordu. Çıkmış yoldaydı. Bir dahakine yaparız dedik artık. Yanında şöyle tatlı bir şey verdiler. Bu da erik şerbetiymiş. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Aynı zamanda hemen yolun başından aldığımız Antep ezmesi, badem ezmesi ve o ceviz ezmesinden tadacağız. Bu çok tatlı, güzel bir karanfil tadı var. O çok hoşuma gitti. Bu arada ev yapımıymış. Bayağı kendileri yapıyorlarmış. Beyefendinin eşi yapıyormuş. İnanılmaz güzel. Gerçekten çok sevdim. Böyle çok bayan bir tatlılığı da yok. Kahvenin yanına tam gidebilecek bir şey. Kahve yanı atıştırmalıklarımız da ezmelerimiz. Bunları orada çok güzel anlattılar aslında. Minik bilgiler aldık. Bu Antep ezmesini kahvenin öncesinde içmemizi tavsiye ettiler. Şu badem ezmesi. Badem ezmesini tam kahveyle yememizi tavsiye ettiler. Aslında kural şuymuş. A, B, C olarak gidiyormuş sistem. İlk önce Antep ezmesi. Daha sonra badem ezmesi. En sonunda ceviz ezmesini çayla birlikte tavsiye ettiler. Bakalım deneyeceğiz. Ben bunlar için de bayağı böyle heyecanlıyım. İlk defa da yiyeceğim ben ezme. Badem ezmesi yemiştim daha önce ama çok unuttum tadını. Şimdi kahvelerimiz de gelsin. Keyifli yiyeceğiz onları. Erik şerbetini içtik. Bir de aynı zamanda şimdi koruk şerbeti getirdiler. Koruk şerbetini de ilk kez duyuyorum. Bir tadını merak ediyorum. Harika. Böyle ferahlatıcı bir tat var. Ekşim tırak çok bekliyorum ben ama öyle mi birazcık? Ne? Evet. Ekşim tırak. Aynı zamanda böyle tatlı bir şeyi de var. Tonu da var. Nasıl anlatılır bilmiyorum ama çok böyle içini ferahlatıcı bir tadı var. O da ev yapımıymış bu arada. Bu da gayet güzel. Bunu ağzıma hepsini atsam çok mu tatlı geliyor? Bilmiyorum yani, o biraz tatlı gelebilir sana. İstersen yarısını ısır tamam, onu. Tamam, öyle yapayım. Tadıyoruz Antep ezmesini. Çok da tatlı değilmiş. Güzel gayet ya. O zaman bir yudum da kahvenden al. Hadi bakalım.
Tabii buraya gelmişken de kemer altındaki o meşhur saat kulesine uğramamak olmazdı. Hep geliyoruz zaten bu konaktaki saat kulesine baktığınızda böyle insanın çocukluğu geliyor aklına. Burada o kuşlara yem attığımız zamanlar geliyor. Hala da atabilirsiniz. Hatta ben attım az önce. Bu kızlar asanının olduğu yerde bir ton kahveci var bu arada ama özellikle bu gittiğimiz dükkanı tavsiye ederiz. Kahvesi çok lezzetliydi. Şerbetleri çok güzeldi. Bu arada böyle şerbet deyince insanın aklına böyle tatlı bir şey geliyor ama çok tatlı değil. Böyle insanın içini açan, ferahlatan bir tadı vardı. Kesinlikle tavsiye ederiz. Buraya gelmişken oraya uğramalısınız. Tatilimizin yarısına geldik. Çok keyifli geçiyor günlerimiz. O yüzden de zaten böyle videolar birazcık bölük pörçük oldu aslında. Nasıl bir video oldu onu hiç bilmiyoruz ama. Bence editleyince güzel olacak ya. Çünkü şeyden dolayı burada aileyle vakit geçiriyoruz, arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. İster istemez bölünüyor ama böyle toplanınca bence keyifli olacak. Artık siz de anlarsınız diye tahmin ediyoruz. Sonuçta arkadaşlarla, aileyle uzun zamandır bu kadar vakit geçirmemiştik. Senede bir oluyor. Çok özlemişiz ama buraları. Burada olmak, kendi ülkemizde olmak tabii ki bizi çok çok mutlu ediyor. O yüzden de olabildiğince keyfini çıkartmaya çalışıyoruz. Bir video daha çekmeyi düşünüyoruz bu arada. Evet, gitmeden bir video daha çıkar diye tahmin ediyoruz. Bizden bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bye bye.